Ne dediler? Dediler ki Allah Subhanahu ve Teala peygamberine Kur'an'ın dışında vahyetmez. Biz bütün bunların temelini neye dayandırıyoruz? Yani helal haram koyma konusunu diyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gayri metlu yani Kur'an'ın dışından da vahiy aldığına inanıyoruz ve bunu sizin inandığınız Kur'an yeter dediğiniz ve sadece ona iman ettiğini iddia ettiğiniz aslında tahrip ettiğiniz o kitabın içinden size delil olarak getiriyoruz. Hangi ayetler? İki tane ayet var. Tahrim suresinin 3. ayetinde Allah subhanahu diyor ki peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi. Biz bunu bilmiyoruz. Bir kısmını bildirdiğinden bahsediyor. Ne bildirdiğini de bilmiyoruz. Ve Allah Subhanahu ve Teala farklı bir şekilde Resulüne bir vahiy indiriyor ve bu durumu bildiriyor. Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinin 124. ayetinde diyor ki: "O zaman müminlere diyordun ki Rabbinizin 3000 melek indirerek size yardım etmesi yetmez mi?" Bu bilgiyi Kur'an'ın hangi yerinde biz okuduk? Bu bilgiyi ona verdiğine dair hiçbir ayette okumadık. Var olduğunu iddia edenlerse delil getirsin. O zaman Allah Subhanahu ve Teala kitabın dışında da Resulüne bilgi vermiştir. 3000 meleği nereden bilecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Demek ki neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı zaman bir işi Allah'ın razılığı içerisinde yapmıştır. Ve Kur'an'ın içinde yazmasa dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışarıdan herhangi bir şey yaptıysa da onu Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in gözetlemesi, vahyetmesiyle yapmıştır. Biz bunu anlarız. Çok net mi? Net.